Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Böylesi bir nesil meydana getirildi. Dünyasını her şeyin fevkinde, dünyalıkları her şeyin fevkinde, dünyevi hedefleri her şeyin üstünde gören bir nesil meydana getirildi. Böylesi bir neslin Müslümanların başına gelen musibetleri hatırlaması, onlarla beraber yani karnına ağrıların girmesi sanılarla kıvranması elbette onlardan beklenilemez. İnsanların putları var. İnsanların mabutları var. Kiminin işidir, kiminin eşidir, kiminin lideridir, kiminin başıdır, kiminin şurasıdır, kiminin burasıdır. Bütün bunları bir tarafa itmedikçe ümmet şuurunu Müslümanların bütün hücrelerine yerleştirecek şekilde yeni bir koşuya başlamadıkça ümmet bu sıkıntılardan yeterince kifayet miktarda bahsetmeyecektir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadistir bu. Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadistir. مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kim Müslümanın sıkıntılarından, dünya sıkıntılarından bir tanesini aralarsa, giderirse Allah onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderecektir. Müslümanların ümmet olarak korkunç bir musibet başına gelen Müslümanların bu sıkıntısı ortadadır. Müslümanların bu sıkıntıyı gidermek gibi bir derdi, bir tasası yok, görünmüyor öyle bir şey. Herkes işinde, herkes kendi artık işinde oynasın da, herkesin peşine takıldığı siyasi ekipler var, herkesin bir programı var, herkesin yiyeceği var, herkesin varacağı dünyevi hedefler var. Bu arada Müslümanların bu sıkıntılarını düşünmeye vakitleri yok ki. Darussilah.com